Gelin kızlar, gelin. İşte evimiz burası. Hoş geldin. İlk kez geliyorsunuz gerçi ama inşallah da ayağınız alışır. Ne demek istiyorsun yani? Hani ben ilk kez geliyorum evine ama kötü bir niyetin yok herhalde. Yanlış anlamadın yani değil mi İbrahim gelişimi? Yok Burcu, asla kötü bir niyetim yok. Yemek yiyeceğiz işte hep birlikte. Sipariş verdim, birazdan gelir. Ev arkadaşınız nerede? İçeridedir o ya. İyi, yeter de şimdi onunla tanışmak için geliyor ama ben çok şanslı olduğunu düşünmüyorum yani. Yeter çok zor beğenen birisi. Aa, üzülmesin sonra çocuk. Ha yok, üzülmez ya. Oturup üzülmez. Ama boş ver canım Mesut'u. Boş verin. Biz Mesut olalım da yeter bence. Evet. Biz demişken... Ha? Ya benim kulaklığım çok karıştı, açar mısın? Tabii, hemen açayım. Tamam. Burcu! Üstünü çıkarsana ya, ulan. İbrahim, senin kötü bir niyetin yok değil mi? Neden üstümü çıkartmak mı istiyorsun? Benim üstümü çıkartmamı mı istiyorsun? Yo Burcu, asla kötü bir niyetim yok. Sıcak oldu diye ben. Ah, Yeter arıyor. Ha. Alo Yeter. Ha, geldin mi? Evet ya, bu mahalle biraz çok karışık sokakları. Dur, biz seni alacağız şimdi. Geliyoruz Çiçek'le. Çiçek. Dur sen, hadi. Neredesin? Ne geliyoruz biz şimdi, Yeter'i alacağız. Ya. Of ya, Burcu beni yanlış anladı. Daha doğrusu doğru anladı da hemen anladı. O ya. Selam. Kankacım, tam zamanında geldin ya. Sana harika haberlerim var Mesut. Tam 5 aydır gelsinler diye didindiğimiz Çiçek ve Burcu bugün bize geldiler oğlum ya. Ama esas sürpriz bu değil. Esas sürpriz şu, Burcu ve Çiçek'in Yeter diye bir arkadaşları varmış, tamam mı? Ona senin fotoğrafını gösterdik ve tamam ya, bir tanışalım falan yaptık kanka. Sağ ol kardeşim, ben kullanmıyorum, bıraktım. Kanka, anlamadın galiba. Bu akşam bu evde Enidici Vokke olabilir kanka. Yani çekinami çeysa yaşanabilir. Bıraktım diyorum oğlum, neyin ısrarı bu ya? Neyi bıraktın ya? Kadınları bıraktım oğlum. Oğlum, nereye bıraktıysan söyle, bir koşu gidip alıp geleyim, açıkta kalmasın bozulur ben. Yüzün oğlum, herif şakayla karşı ya. Ciddi mi, bırakmış? Aa. Mesut, ne? Nasıl bırakırsın? Nefes almak gibi bir şey bu. Bıraktım kardeşim. Ya şimdi kadınlar seni etkilemiyor mu kanka? Yani ne bileyim, mesela Cici Hadid şu kapıdan içeri girse ne dersin? Hadi Cici derim. Hadi abicim, hadi derim. Çık Cici derim, git derim. Cicim derim, hadi derim. Peki buna ne diyorsun? Bu ne ya, böyle tip mi olur Allah aşkına? Kaynıcanına ne diyor? Çarpılırsın! Hadi canım artık ya! Şakira girse burada dans etse? Şu ileride salla derim, ne sallayacaksan. Etkilenmez misin? Etkilenmiyorum abicim öyle tuhaf hareketlerden ya. Vallahi etkilenmiyorum ya. Bitirdim oğlum. Kafam o kadar rahat ki. Oo! 3 haftada ben 15 tane kitap okumuşum. Ya tutunamayanları bitirdim beyler. Vallahi bak, süper kafam. Bence siz de bırakın. Bırakın abi. Allah Allah İbo, ben eğer bir gün bırakırsan beni doktora falan götürün. Ölüyorum demektir kanka. Kızlar geldi. Sen ne yapacaksın Mesut? Ha? Nasıl ne yapacağım? Maç var, maç izleyeceğim. Siz ne yaparsanız yapın, bana ne? Allah. Ay Yeter, hoş geldin. Geldim. Burcu, hoş geldin. Ozan. Ya ben yolda çok sıkıştım da, tuvaletler de göster misin? 3 oda bir salon evde tuvaletin bulamayacaksın kız. He? Ozan, beni tuvalete götürür müsün? Ozan niye götürüyor seni tuvalete? Sen git. Ozan ne diyor bu? Bir şey demiyor canım. Gel sen, gel. Sut. Selam, merhaba. Yeter ben. Eyvallah kardeşim. Eyvallah kardeşim mi? Yok, devrem. O ne be? Nasıl laf? Ne be? Selam mı beğendiremedik sana? Allah Allah, ne oluyor ya? Sen kadınlarla nasıl konuşulacağını bilmiyorsun galiba.
Nasıl konuşuluyormuş ya kadınlarla? He? Bir söylesene bana, nasıl konuşuluyor kadınlarla? Nesiniz siz ya? Farklı bir tür müsünüz? Uzaydan mı geldiniz abicim siz? He? Sadullah abi benim için neyse, aa şu adam benim için neyse. Sen de olsun. Ben bu adamla nasıl konuşuyorsam seninle de öyle konuşuyorum hacı. Sadullah abi mi? Hop. Ben bunu döverim ha, çok pis. Allah aşkına bir vursana sen. Aa, vur. Ya hadi bir vur, vur. Aa, vur şöyle. Vur bakalım. Ya. İbrahim, arkadaşım bir şey demeyecek misin sen? Niye İbrahim bir şey diyor kız? Senin ağzın yok mu? Sen söyle. Söyle ya. Kızlar. Kızlar boş ver. Bırakın onu, bırakın. Yeter canım. Burcu. Evet. Ya o bir şeyi bıraktı da. İyi mesela. Ne çok diyeyim? Bağımlısı olduğu bir şeyi bıraktı o yeni. Bu. Başına vurdu onun. O sinire kesiyor öyle. Birden aklına gelince geliyor falan. Boş verin siz onu. Aa Burcu. Canım ya o iş yerindeki o Fatma mıdır nedir? Ne oldu onunla senin derdin? Sıkıntı devam ediyor mu? Ay sorma ya. Vallahi bayıyor beni bu kadın. Yani iş yerine giriyorum tamam mı? Daha kapıda. Yok efendim iki saat geç kaldım. Yok efendim ekstradan tatile çıkmana izin vermiyorum. Öğlen yemeklerini 3 saat boyunca yapamazsın. Derdi gücü benim kadın ya. Manyak o ya. Çekemiyor seni vallahi hiç. Ya bence hani ben aşırı güzelim. O yüzden kıskanıyor olabilir. Çalışmadığın için olabilir mi? Nasıl ya? Sen şimdi bu anlattıklarından bunu mu çıkardın? Evet. Kaytarmışsın. Kadın da sana kızmış. Ya sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Ayrıca İbrahim benim ne demek istediğimi anladı bence. Sence şu an İbrahim Beyli'yle mi dinliyor seni? Beni. Yo Burcu, asla kötü bir niyetim yok. Bak, beyinde şu anda tek komut var. Şşş! Sende deli deli bir haller var ha. Yani tam tanımlayamıyorum ama... Yani... Bir anda çok çekici gelmeye başladın bana. Şşş! Alo! Oğlum bu kızın saçları kaşınıyor. Bitti misin kız sen? Öyle bitti misin falan deyince ay daha da bir çekici geliyorsun bana. Ay aşırı beğeniyorum seni. Ama şu an neden olduğunu da pek anlayamıyorum. Ay vallahi bayılacağım. Şu ötede bayıl. Bak bak hala çok çekici geliyorsun bana. Bak şu arkadaşınıza bir şey söyleyin. Odada biber gazı var vallahi kullanırım ha. Öte git, öte git, öte. Tamam tamam canım. Sen nasıl istersen öyle olsun. No bran çocuk. Şu gıcık çocuk biber falan dedi, ben iyice acıktım ya. Ne zaman yemek yiyeceğiz? Canım benim, sen hiç merak etme güzelim benim. Gelir, ben sipariş ederim, birazdan gelecek. Ya ne yapıyorsun? Kötü bir niyetin yok değil mi? Yo Burcu, asla ha. Kötü bir niyetim yok. Hmm. Getirdin mi kızınız çişten? Mesut, ayıp oluyor ama abi. Çiçek. Hı. Bu arada kulakları açtım. Ay çok teşekkür ederim ya. Çok sağ ol. Rica ederim. Bu arada sizde ayakkabı sileceği var mı? Var. Neden? Şey ben gelirken çamura basmışım da. Gösterişçisi birazcık şöyle bir çamur olmuş. Ha. Onu benim için acaba rica etsem temizler misin? Tabii tabii. Hemen temizlerim tabii ki. Sen güzel yere tezgah açmışsın ha. Kulaklığımı çöz Ozan. Çişe götür Ozan. Ayakkabını temizle Ozan. Güzel. Ver vaadi. Al hizmeti ha. Mesut. Abicim bak saçmalıyorsun. Ben bunları karşılık beklemeden yapıyorum. İçimden geliyor. Nereden geldiğini ben iyi biliyorum. Sen susar mısın artık ya? Ya Ozan çok iyi bir insan olduğu için bana yardım ediyor. Hayret bir şey. Öyle mi? Evet. Senin derdin ne kızım ya? 3 haftadır bu çocuğu yanında malzeme çantası gibi taşıyorsun. Ya bu çocuk Çorlu'ya bıraktı geçen gün anneni geldi. Sen bir söyle bize ya, senin derdin ne? Hayırdır, niyetin ne ya bu çocukla alakalı? Ya ne ilgisi var Ozan? Benim arkadaşım. Ha be. Nasıl ya? Ama çok değer verdiğim bir arkadaşım. Hadi ya. Ama tabii öyle de değil. Ne oluyor ya? Aa, benim üstüme şu anda çok geliniyor ya. Benim sinirlerim çok bozuldu şu anda. Hiç hak etmediğim şeyler görüyorum ben şu an. Ay canım benim, bak bak. Ağlamaya başladı ya. Yalandan ağlama kız. Ağlama. Burada zaten hiç ağlama. Git içeride ağla. Buraya akıtma yaşlarına. Git. Sidikti seni be.
Yalandan ağlıyor, yalandan. Belli ya. Ne biçim insansın sen ulan? Aa, buna da hiçbir şey sökmüyor. Bir şey var bu çocukta ya. Olacak şey değil. Nasıl da gerildin nobran çocuk. Biraz ovan mı omuzda? Sakın dokunma bana, mahkemeye veririm seni bak. Aha, yemekler geldi, oh be. Ha, harika. Ha, iyi akşamlar. Hoş geldin yeni çocuk. Ne kadar borcum? 250 lira. Ne? Beyefendi portakallı ördek söylemişsiniz. O zaten 150 lira. Ha. O zaman nasıl yapsak? Nasıl yapsak ya? Alo. Ben ödeyeyim o zaman. Şişt. Burcu kız. Alo. Sen hiç ödeme niyetinde değilsin değil mi? Duyuyorsun beni sen. Ne? Sen şimdi bu hesabı ödeme niyetinde değilsin değil mi? Ne? Nasıl olsa İbo ödeyecek hesabı, çaktın portakallı ördeği. Ne diyorsun sen be? Ben hep yiyorum onu. Ananın evinde portakallı ördek mi yiyorsun sen? Çabuk sen ödeyeceksin. Olmayacağım, ödeyeceğim ben. Ödeyeceğim, tamam İbo ya. İbo o ödeyecek, o. Abi ördek sipariş vermiş, ödesin işte. Allah Allah ya. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ha? Ben anladım ama senin ne yapmaya çalıştığını. Ben gerçekten biliyorum bu numaraları ve başarıyorsun. Ne oluyor lan? Ha? Neyi başarıyorum acaba? Beni çekim alanına almaya çalışıyorsun ve bunu başarıyorsun tatlı çocuk. Buyum kız, ben sinek çeker gibi. Gerçekten başarılısın, bak söylüyorum sana. Sus be. İbo. Aa. İbo bir şeyler yap, kızlar elden gidiyor ya. Aa Mesut. İlk devre bitmiş oğlum. Sen ikinci devreyi kahvede izle ya. Çünkü biz kızlarla film falan izleyeceğiz de. Tiplere bak. Tamam ya, sıkıldım zaten. Ben hadi gidiyorum. Git. Oh. Hadi, hadi. Ben de seninle geliyorum. Acayip merak ediyorum zaten. Acaba ikinci devrede neler olacak? İkinci devri mi? Sakın peşimden gelme. Geleceğim. Çünkü izlemek istiyorum. Benim için çok önemli. Bugüne kadar herkes benim peşimde gezerken sen beni beğenmedin ha? Çok çekicisin. Bana nasıl bak desene. Ha? Ben de geliyorum. Nereye ya? Bak beni takip etmeyin. Eğer peşimden gelirseniz vallahi polis çağırıp. İmdat! Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Geliyorum. Hadi şey yok. Bu ne şimdi? Gitti kızlar, gitti kızlar. Kanka bu herkesten farklı davrandığı için kızların aklını aldı. Demek ki sürekli böyle ilgili olmak yerine arada ters davranmak, köpek çekmek gerekiyor. Hmm. Şey merhaba. Merhabalar. Ya ben üst katınıza yeni taşındım da tavana boyum yetmedi, perdelerimi asamadım. Bir yardımcı olabilir misiniz? Tabii zahmet olmazsa. Kendini asana kardeşim perdeleri ya! Öf be! El becerik size de yardım edecek değiliz herhalde, artık bu neymiş lan? Öküzlere bak ya! Ay tamam ben kendim asarım, istemez yardım falan. Ay bu ne kabalık, bir yardım istedik, boşu çıktık be. Üf, aman tamam yapmayın, Allah Allah. Aha, gitti. Olmadı kanka, ne yapacağız? Tavana boyu yetmiyorsa tavanı aşağı indireceğiz kanka. Hanımefendi! Hayal! Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.